Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel bir lif çalışmasıyla karşınızda olacağım inşallah. Yuvarlak kolay bir lif yapacağız. Tasarım bir model. Model tasarlayan arkadaşımız Özlem'in Dünyası 35 Instagram hesabı Özlem Hanım'a ait. Yine oldukça güzel bir modelini bugün inşallah sizlere dilim döndüğünce tüm püf noktalarını adım adım anlatmaya çalışacağım. Oynatma listelerimde birçok farklı tasarımları da var. Yine oradan da bakabilirsiniz diğer çalışmalarım arkadaşlar, Özlem Hanım'ın. Bugün inşallah güzel bir çalışma olacak. Beyaz ve sarı renk kullanacağım ben. İki renkten oluşacak lifimiz. Yuvarlak bir lif öreceğiz. Tığ numaram ise arkadaşlar her zaman kullanmış olduğum. No 2, 1.75 mm tığ arkadaşlar. Tabi sizler istediğiniz e, lif ipi ve tığ alışkın olduğunuz numarayla yapabilirsiniz. Ben açıklama kısmına markalarımı belirtiyorum. Yine açıklama kısmından bakabilirsiniz. E, yine e, açıklama kısmına instagram hesabımı da bırakıyorum. Sizleri oraya da davet ediyorum. Orada da buluşalım. Farklı kategorilerdeki çalışmalarımı da görmeniz için oraya da beklerim. Evet, kanalıma abone olun lütfen. Destekleriniz benim için çok önemli. Beğen tuşuna da basmayı unutmayın. beğenilerinizle beni YouTube trend aramalarda ve Google trend aramalarda üst sıraya çıkaracak. O yüzden desteklerinize ihtiyacım var. Beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Ve bu ricada bulunduktan sonra şimdi dilerseniz hemen lifimize başlayalım. Evet, Bismillah diyeleme hemen lifimize başlayalım. Ben sarı renkten başlayıp beyaz olarak ilerleyeceğim. Sizler beyazla başlayıp sarı olarak da devam edebilirsiniz. E, tabii ki sarı kullanmıyorsunuz, diğer renginizi yapabilirsiniz. Yani e, renkleri değişik kullanmak da güzel yakışacaktır. Ben iç kısmını dediğim gibi sarı ile başlayacağım. 6 tane zincir çekelim arkadaşlar ve ilk yapmış olduğumuz zincir yuvasına şu şekilde batıyorum. Ve kapattım bu kısmı kapatıyorum şöyle içine de geçiş yapacağım Buradan şimdi ipimi bir fazla şöyle biraz ilmek bırakıyorum arkadaşlar buradan şu şekilde kapattım Şimdi üstüne alıyorum bir sonrakine tekrar yuvaya bir sonrasındakini yapıyorum onu da yine bu şekilde kapattım üstüne alıyorum yuvaya uzatıyorum burada 3 ilmeğim oluyor benim üçünü tek seferde toplayıp zincirimi çekiyorum bu şekilde şöyle daha yakından göstereyim şu an 3 tane oldu üstüne alıyorum yuvaya batıyorum uzatıyorum 3 tane ilmeğim var hepsini topladım ve kapattım bu şekilde 19 tane yapacağız. Aralardaki yuvalarımız 19 tane olması gerekiyor. Böyle devam edeceğiz. Üstüne alıyorum. Yuvaya batıyorum. İlmeğimi uzattım. 3'ünü topladım. Zincir. Ben devam edeyim. Evet, ben devamını yaptım arkadaşlar. Bu şekilde 19 tane yaptım. Şimdi 19. yaptıktan sonra bir zincir çektim. İlk başta olduğumuz şu kısma sabitleyeceğim. Şu şekilde iki zincir de çekelim. Bizim için önemli olan şu aralardaki sayı yuvalar arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Şu yuvalar sayıları 19 tane yuvamız olması gerekiyor. 19 tane aralarda yuva olması gerekiyor. O şekilde ben yaptım en sonuncuyla şurada 19'da bitirdim yani şu araları sayın 19 tane olana kadar yuvalarımız yapalım şimdi diğer ipe geçelim. Evet ben ipimi kestim arkadaşlar beyaz ipi sabitleyeceğim şimdi herhangi bir aradan fark etmez şu kısımdan bir yuvaya ipimizi sabitleyelim şöyle iki zincir atıyorum ben şimdi e, her yuvaya Şöyle fıstık saracağız. Burayı kapatıyoruz. Bir diğerine geçiyoruz. 3 kere saracağım. Kapatıyorum. Bir diğerine geçiyorum. Arada zincir yapmıyorum. Kapatıyorum. Bu şekilde her her araya bir tane fıstık yapacağız her yuvaya. 19 tane fıstığımız olacak. Yapalım, buluşalım. Evet ben sona kadar yaptım. 19 tane fıstığımız oluştu arkadaşlar. Beyaz olan fıstıklarımız 19 tane oldu. Şu sonuncuyu da yine sizinle şu şekilde ilk başta yapmış olduğumuz fıstığın tepesine beraber kapatmak istedim. Şu şekilde evet 2 zinciri de çektim. Şimdi bir diğer renge geçiyoruz. Sarı ile devam edelim. Evet şimdi üçüncü rengimizde bağlayalım. Şöyle bir aradan ben şöyle ipi kesmiş olduğum yerden bağlayayım. Şöyle buraya bağladım. Daha sonra burada ipimi bir miktar uzun bırakıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir düğüm atıyorum üstüne alıyorum tekrar aynı yuvaya. İkinci defa yine ipimi aynı hizaya kadar çektim. Ve burada 3 tane ilmeğim oluyor benim. Üçünü de tek seferde toplayıp bir düğümle kapatıyorum. Üstüne alıyorum. Bir sonraki araya geçiyorum. Yine uzattım ilmeğimi. Yine 3 ilmeği tek seferde topladım. Düğümümle kapattım. Şimdi tekrar üstüne alıyorum. Yine aynı yuvaya. İkinci defa battım. ilmeğimi uzattım. Şöyle yakın göstereceğim. Üç tane ilmeğim oluyor. Üçünü tek seferde çıkarttım. Kapattım. Bu şekilde. Bir tane daha yavaş yapalım. Bir sonraki araya geldim. İpimi aldım. Uzattım ve üçünü tek seferde toplayıp kapattım üstüne aldım tekrar aynı yuvaya ikinci defa ilmeğimi uzattım şöyle görmeniz için yavaş yavaş anlatacağım 3 tane ilmek oluyor üçünü tek seferde topladım ve kapattım bu şekilde her yuvaya iki tane yaparak devam edelim arkadaşlar ben de videom hızlı ilerlesin. Şu kısma kadar gelelim buluşalım. Evet sona kadar geldim. Buradaki her yuvaya yapmış olduğumuz burçaklar arkadaşlar. defimizin ismini aldı. Buradaki her bir burçağı sayıyoruz şöyle. Bunları bir, şunu bir kabul ediyorum. Bu 2, 3, 19 tane olacak. şimdi en sonuncuyu da yaptım. 19. yaptım. Ve ilk yapmış olduğumun tepesine Yine sabitleyeceğim, şöyle, şöyle kaydırıyorum ben. İki zincirde çekiyorum. Evet, üçüncü sıramız da hazır. Şimdi beyaz iple dördüncü sıramıza geçelim. Evet, hemen kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle ipimi, şu kısmı, ipimi koparttım, kestiğim kısmı sabitleyeceğim. Şöyle göstereceğim size yine ara kısmına. Şu kısma. Şimdi buraya bir tane fıstık yapacağım. Bu fıstığı topluyorum. Ee, arada hiç zincir çekmeden şimdi üstüne alıyorum. Ee, bu burçağın orta kısmına arkadaşlar bir tane daha fıstık yapıyorum. Bunu da topluyorum. Kapattım. Üstüne tekrar aldım. Şimdi buradaki iki tane burçağın orta kısmına da bir fıstık yapacağım. Yani hem aralara hem burçakların içerisine. 3 kere sarıyorum, kapatıyorum. Tekrar diğerine geçiyorum. Birkaç tane yapıp sizlere göstereyim. Evet. Bu şekilde şöyle tutacağım. Araya yaptım, burçağın ortasına yaptım, araya yaptım. E, tekrar araya burçağın ortasına araya bu şekilde artırıp e, devam edeceğiz. Biliyorsunuz bizim burada 19 taneydi beyaz olan fıstığımız. Şimdi burada artırma yaptığımız için e, 38'e çıkacak arkadaşlar. Hem araya hem e, ortaya battığımız için 38 tane fıstık yapıp şuraya birleştirip buluşalım. Evet ben yaptım bitirdim. İlk yapmış olduğumuz fıstığın tepesine de sabitledim. ipimi kestim arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 5. sıradayız. 5. sırada yine bizim burçak sıramız. Şöyle ara bir noktaya yine herhangi bir yerden olabilir. Ben genelde ipimi kestiğim yerden yapıyorum. Şuraya ipimi sabitliyorum. Sıkıştırdım. Şimdi buraya yine buradaki işlemin aynısını yapacağız arkadaşlar burçak yapacağız ipimi uzattım kapattım üstüne aldım aynı noktaya tekrar kapattım üstüne aldım bir sonraki fıstık arasına topladım üstüne aldım ipi uzattım 3 ilmeği topladım kapattım üstüne aldım bir ilerisine ilmeği uzattım üçünü tek seferde topladım kapattım üstüne aldım aynı yuvaya ikinci defa kapattım bu şekilde her yuvaya iki tane batarak yine şuradaki işlemin aynısını yapalım bir tane daha yapayım bu şekilde geçişimi yapıyorum kapattım üstüne aldım tekrar kapattım her yuvaya bir tane olmak kaydıyla iki kere batıyoruz her araya yaparak başa kadar gelelim. İkişer kere batalım. Şöyle tutayım daha iyi gözüksün. Ben de yapayım buluşalım. Evet ben 5. kenarı da geçtim. 1, 2, 3, 4, 5. Evet yanlışlık olmasın. 5. sıramız. Şimdi 6. sıramızı yaparken de yine sarıyı kullanacağız arkadaşlar. İp değişikliği yapmayacağız. O yüzden şöyle hem birleştirmeyi de sizlere göstermek istedim. Şöyle. Şimdi burada yine ilk şu kısma ipimi sabitleyeceğim. Şöyle kaydırarak şöyle bir düğüm attım. Şimdi ben burada şu kısma şu kısma değil. Bir geriye şu kısma fıstık yapacağım arkadaşlar. Yani şu kısma geçiş yapacağım daha sonra bu tarafa yapacağım onun için ne yapalım hemen şöyle şu kısımdan şöyle ipimizi bir şu tarafa alalım Evet şimdi bir geriye geldik bu kısma bir fıstık yapalım yine üç kere sardım şimdi sol tarafına yani bu burçağın sol tarafına da bir fıstık daha yapalım diğerini kapatmadık bu şekilde iki tarafına da yapmış oldum şimdi bunu kapatıyorum bu şekilde şurada bir zincir çekelim üstüne alıyorum ve şu kısma geçiyorum bu kısımda da bir tane fıstık yapıyorum bunu da kapatmıyorum üstüne alıyorum şu kısma geçiyorum yani önce sağına sonra soluna birer tane fıstık yapıyorum. Ve e, şu aralarda iki tane batmış oluyorum. Bir tanesi bu tarafa ait, bir tanesi bu tarafa ait oluyor. Şöyle. Evet, şimdi yine zincirimizi çekelim. Şu kısma bir tane daha yapalım. 3 kere sardım. Şimdi sol tarafına da geçiyorum. Böyle ikili fıstık olduktan sonra kapatıyorum. Eğer kastırma yaparsa buradaki zincir sayılarınızı artırın. daha bollaşırsa da zincirleri çekmeden yapın arkadaşlar, toplasın kendini. Şimdi hemen buraya bir tane daha yapalım. Evet, sol tarafa da bir tane yapalım. kapatalım Evet bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim şurada yine bir üst sıraya geçmeyi de göstereyim devam edelim ben de öreyim Evet ben 6 sırayı da yaptım arkadaşlar tamamladım sona kadar geldim e, sonra yine birlikte yapalım istedim e, Yalnız şurada bir e, püf noktası da vermek istiyorum e, Ben e, başlarken bir zincir çektim aralarda bazı kısımlarda ise zincir çekmeden yaptım yani modeliniz genişliyorsa zincir yapmadan ara ara yapabilirsiniz ama eliniz sıkıdır kastırıyordur o zaman iki zinciri de çıkartabilirsiniz. Bu tüm örgüleriniz için geçerli ben hemen bu küçük püf noktasına verdikten sonra şu son bitiş kısmını şöyle tutacağım yine burayı da beraber yapalım şimdi üstüne alıyorum en sona geldim artık bitecek şu kısmı bir tane yapıyorum üstüne aldım tekrar şimdi şu kısma geçiyorum Evet iki tane olduktan sonra üstünü ikisini topladım kapattım şimdi ilk başta yapmış olduğum iki tane fıstığın şöyle tepesine kaydırma yöntemiyle sabitledim Evet, bu sıramız bitti. Bir sonraki sıramız yine sarı iple devam ettiği için ben ipimi şu şekilde geriye yine alıyorum. Bir geriye yine geçtim. Şimdi şu iki tanenin üstüne tekrar yapacağım. Şöyle tutayım. Şimdi bu araya bir tane yapıyorum. Bir tane de sol tarafa aynı işlemi yapıyorum bir üst sıraya hep bu şekilde çıkıyoruz kapattım şimdi yine ilk aramızda bir tane daha yapıyoruz bir önceki sırada olduğu gibi ve şimdi sol tarafa tekrar yine iki tane oldu ikisini tek seferde topladım. Şu kısmı bir tane daha yapıyorum. Evet, modelimiz bundan sonra bu şekilde devam edecek. Bu sırayı da böyle bitirelim. Bir üst sırada farklı beyaza geçeceğiz. Orada buluşalım. Evet arkadaşlar, ben 7. sırayı da yaptım ve bitirdim. Son kısmı yine sizlere göstermek adına bıraktım şöyle. Yine aynı ama ilk defa yapan arkadaşlarımız olabilir, Lefe yeni başlayan arkadaşlar olabilirler. Karışıklık olmasın, burayı da göstermek istedim yine. Şuraya bir fıstık yapıyorum, kapatmıyorum ve bu kısma da yapıyorum. İkisini tek seferde topladım ve şu kısma ilk yapmış olduğumuz kısma geldim. Şöyle kaydırdım ve kapattım. Burada bir zincir daha fazladan çektim. Şimdi beyaz ipe geçeceğiz arkadaşlar. Ben ipimi hazırlayayım. Evet, beyaz ipimi alıyorum. Yine bu kesmiş olduğum yerden sabitleyeceğim. Yalnız burada ip de yürütebilirsiniz arkadaşlar. Ben dolaştığı için kamera çekim esnasında zor oluyor benim için. İp yürütemiyorum. Sizler kesmeden ip yürüterek de devam edebilirsiniz. Bunu da söyledikten sonra şu kısma, herhangi bir kısmına yine şöyle ipimi sabitleyeceğim. Arkadaşlar beğen tuşuna basmadıysanız lütfen basarak beni destekleyin. Sizin oraya basmış olduğunuz beğen tuşuna basmanız hem beni motive etmekte hem de trend aramalarda YouTube'da ve Google trend aramalarda beni üst sıralara çıkartmakta. Ve bu sayede de daha geniş kitlelere ulaşabilirim. Bu bakımdan benim için çok kıymetli. E, yorum yaparsanız da çok memnun olurum. Görüş ve önerilerinizi de bekliyorum. Her zaman e, instagram sayfamdan da mesaj yoluyla bana ulaşabilirsiniz. E, oradan da tüm sorularınızı yöneltebilirsiniz. Yine videomun altında e, paylaş tuşu var. Oradan paylaşarak tüm sevdiğiniz hobi severlerle bu tür örgüleri seven arkadaşlarınızla paylaşarak bana yine destek olmuş olursunuz sosyal medyalarınızda paylaşabilirsiniz şimdiden teşekkür ediyorum evet şimdi hemen bu küçücük ricalardan sonra modelimize devam edelim buraya bir fıstık yapalım çünkü gerçekten yorumlarınız beni çok motive ediyor daha yolun çok başındayım o yüzden böyle bir desteğe morale ihtiyacım var Evet şimdi buraya bir fıstık yaptım karşıda bir fıstık yaptım ve kapattım yine aynısını yapacağız şuraya bir fıstık karşı tarafa şimdi modelimiz aynı şekilde devam edeceği için ben hemen bir özetle anlatmak istiyorum daha sonra videomuz hızlı ilerlemesi açısından ben de öreyim. Tekrar buluşacağız. burada artık arkadaşlar bir sıra beyaz örüyoruz. Daha sonraki sırada sarı ve beyaz sarı bu şekilde devam edecek. İstediğiniz büyüklüğe gelene kadar örebilirsiniz. Ben 5 sıra daha örmüş olacağım. Bu benim birinci sıram kabul edersem 5 sıra daha yapacağım. sonra kenar yapımıyla buluşalım. Videomuz dediğim gibi fazla uzamasın. Bu şekilde devam edelim. Her sırada ip renkli değiştirerek artık ilerleyelim. Ben yapayım tekrar hem görmüş de olacaksınız. Bu şekilde devam edelim. Evet ben lifimi ördüm. Bitirmeye de az kaldı arkadaşlar. Kenar kısmını da yapımına başladım. Çok az bir miktar bıraktım sizlere göstermek için. Kenar kısmımız da çok kolay. Ben şu sırada kalmıştım biliyorsunuz. Daha sonrasında 1, 2, 3, 4, 5 sıra daha ördüm. E, tabii sizler burada e, daha büyük isterseniz buradaki sıraları artırabilirsiniz. En son kenar uygulamasını yaparsınız. Bu sarı olan kenar uygulamamız e, boyutu gayet güzel oldu arkadaşlar. Ben şöyle de göstermek istiyorum sizlere e, büyüklüğü de güzel. Tabi dediğim gibi e, daha büyük seven arkadaşlarımız e, bir ya da iki üç sıra daha gidebilirler kendi tercihlerine kalmış. Şimdi ben hemen e, kenar uygulamasını da nasıl yaptığımızı da e, göstererek devam edeyim. Bir de arkadaşlar ben buradaki sıraları yaparken son sıralara sıralarda şu aradaki geçiş zincirlerimi ikiye çıkarttım. Birazcık kastırdığını hissettiğiniz anda sizler de sayıları artırın azaltın. Çünkü herkesin elinin ayarı bir olmadığı için kastırma ve bollaşma olduğunu düşündüğünüz anlarda zincir sayılarını artırarak azaltarak dengeleyebilirsiniz. Evet şimdi kenarıyla geçelim. Kameramı yakınlaştırayım. Kenar kısmını da göstereyim inşallah. Evet şimdi ipimizi sarı ipimizi herhangi bir noktadan bağlayabilirsiniz. Fark etmeyecektir. Ben şimdi şurada bir iki tanesini göstererek size mantığını anlatacağım kısaca. Şimdi burada ipi bağladığınızı farz edin. Ve hemen buraya bir fıstık yapın arkadaşlar. 4 tane sardım ben. Kenarda daha dolgun ve güzel gözükmesi için 5 de sarabilirsiniz. Bunu tek seferde kapattım ve bir sonraki zincir boşluğuma üstüne almadan sabitledim. Bir fıstık yapıp kapatıp yan tarafa geçiyoruz. Yine e, o kısma da bir tane yapıyoruz. 4 kere sardım. Fıstığımı kapattım ve bir ileriye geçeceğim bunu bütün lifin boyunca yapacağım bütün kenarını yapacağım ve yine en son bitim noktasına geldiğimizde buradaki işlemi de göstermek için buraya bıraktım şöyle en sona geliyorum burada yine iki zincir çekip ve burada ipimi keseceğim içine saklayacağım ben keseyim bitmiş halini tekrar sizlere göstereyim Evet arkadaşlar ben yaptım bitirdim son halini de yine sizlerle göstermek istedim Buradan sevgili Özlem Hanım'a da teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten yine harika güzel bir model hazırladı bizler için. Yapımı da çok kolay. Arta kalan iplerinizi değerlendirebileceğiniz bir model. Yine oynatma listelerimde arkadaşlar. Eğer lif örmek arayışındaysanız. Çeyizlik lif modelleri, kolay lif modelleri. Birçok takım lif modelleri de mevcut. Oynatma listelerimden onları da göz atmanızı öneririm. Yine birçok kategoride farklı örgülerim de mevcut. Onlara da bakarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olun lütfen, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu beni gerçekten motive etmekte. Bugünlük benden bu kadar. Yine başka videolarda görüşmek ümidiyle. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.